Merhabalar dostlar. Empyrean Galactic Survival rehber serisine kaldığım yerden devam ediyorum. Hatırlıyorsanız önceki bölümde bir sonraki bölüm ne yapacağımdan bahsetmiştim. O bir sonraki bölüm bu bölüm oluyor. Small Vessel, Capital Vessel ve Hovercraft'lerden ve bunların yapılışlarından, kullanışlarından bahsedeceğiz. Önce Hovercraft ile başlamak istiyorum. Hovercraft bu indiğimiz gezegenlerde veya başladığımız gezegende kullandığımız kara araçları oluyorlar. Hovercraft zemine temas etmeden havada giden araçlar var. Böyle tamamen havada değil ne de yerde böyle arada hafif 2-3 metrelik bir boşluk üzerinde süzülerek giden araçlar oluyor ki günümüzde yani dünyamız teknolojisinde de bu mevcut, askeri amaçlarda çeşitli ülkeler tarafından kullanıldı. Şimdi Hovercraft'i, Small Vessel ve Capital Vessel'ı aynı base gibi ister kendi elimizle yapıyoruz, isterse yine hazır blueprintler arasından yeterli malzemeyi toplayarak yapabiliyoruz. Hiç uzatmadan direkt geçeceğim. Hovercraft için Hover Vessel Starter lazım. Olmazsa olmaz eğer elimizle yapacaksak. RCS Module, Steel Block, Small ben kullanıyorum. Geminin şeklini yani Hovercraft'in şeklini bu bloklarla tayin ediyoruz, yapıyoruz. Thruster olmazsa olmaz kesinlikle lazım olan malzememiz. Hareket mekanizması için lazım. Fuel tank, buna yakıt koyuyoruz tabii ki. Generator, bu da yakıttan enerji üretiyor. Hover engine lazım hovercraftler için. Havada durmasını sağlayan hover motorları bunlar. Cockpit lazım. Bu ana parçalar bunlar. Geriye kalan şu drill ise eğer maden amaçlı kullanacaksanız bunu da hovercraftinize takabilirsiniz. Spotlight lamba bildiğiniz genellikle önüne koyarsınız ve önünüzü aydınlatırsınız bununla. Bir de passenger seat var, closed. Bunun açık versiyonu da var. Ben closed'u tercih ediyorum. Bu da eğer yolcu taşıyacaksanız multiplayer bir serverda arkadaşınızı da gittiğiniz yere bu hovercraft ile götürecekseniz bunu kullanıyorsunuz. Önce bir elle yapalım. Sonradan hazır blueprintler arasından bir tane hovercraft modeli seçip beraber yapacağız. Hovercraft yapmak için havanın biraz daha aydınlık olması daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü gündüz ışık daha fazlayken daha iyi görebiliriz ne yaptığımızı. Hover Vessel Starter'ı koyuyoruz. O herhangi bir base yaptığımızda da yaptığımız ana çekirdek parça gibi düşüyor. Ardından birkaç steel block koyayım. Hatta şöyle görsellik olarak da güzel bir hale getireyim şöyle. Üstüne bunun kokpiti koyacağım. Tam oturuyor mu? Tamamdır. Kokpiti de koydum, yerleştirdim. Çekirdeğin üstüne koydum kokpiti. Pardon. Şimdi fuel tank koyacağım. Bir tane koyarsam daha düşük yakıt kapasitesi olur. İki tane koyarsanız daha yüksek olur. Ben bir tane koyacağım şimdilik. Ardından jeneratör ki bu yakıttan enerji üretmemizi sağlayan parça. Şunun arkasına yerleştirdim. RCS'e geldik. RCS modül hovercraftinizin dönmesini sağlayan parça, bu olmazsa sağlıklı bir şekilde dönüş yapamazsınız. Hover engine'leri de şöyle birer tane koyayım alt tarafına. Hover engine'ler de hovercraft'in hovering yani havada asılı durma özelliğini veren parça. Hemen şöyle kenarlara steel block koyarak o çirkin görüntüden de kurtarmış olalım. İki hover engine koydum ön kısmına. Şimdi birer tane de thruster koyacağım. Bu thrusterların aşağı bakmasını istiyorum. Hatta şöyle şunun yanına koyarak da nereye baktığını teyit edebilirsiniz. Delete tuşuyla aksisini yani yönünü çevirme yönünü ayarlıyorsunuz. End tuşuyla da çeviriyorsunuz. Bu şekilde iki yanına aşağıya bakacak birer tane thruster koydum. Sonra araya birer steel block daha koyayım diyorum. Ardından birer hover engine daha. Arka tarafı da havaya kaldıracağız çünkü. Hover engine de koydum. Şimdi aşağıya bakan thrusterlarımız var. Arkaya bakan thrusterlara ihtiyacımız var. Evet. Arkaya bakan thrusterları da koydum. Bunlar da aracı ileri götürecek olan parçalar.
Bir tane de öne bakan, yanlış yaptım yine. Öne bakan thruster koymak istiyorum çünkü araç ile ileri doğru gittiğimizde aracı durdurmak için öne bakan thruster devreye girecek. Yani S tuşuna basacağız, araç yavaşlayacak. O yavaşlamayı öne doğru üfleyen bu thruster gerçekleştirmiş olacak. Ardından yana bakan thrusterlar koymak istiyorum. Diyeceksiniz ki niçin? Çünkü sağa sola A ve D tuşlarıyla aracı sağa sola götürmek için yana bakan thrusterlara ihtiyacım var. Şimdi temel olarak hovercraftimiz tamamlandı sayılır. Şöyle yine bir şey unuttum mu diye bakıyorum ama unutmadığımı umuyorum. Tabii üstüne jetpack'le çıkarsak böyle sağa sola savrulur. Bu Blueprint Production uyarısı geldi, onu da göstereceğim size. Elle nasıl hovercraft yapacaktık, zamanı beklemeyeyim diye ben başlattım çoktan. Otomatik blueprintlerden nasıl yapılır diye. Bu sanırım 20 ile doluyor. Şöyle bir 13 koyalım. %65 bu içinden yeteni alsın. 20 adet fuel 150'lik pardon 30'luk fuel pack'le doluyor zaten. 600 zaten kapasitesi, küçük bir yakıt tankı kapasitesi var. F tuşuyla bindik araca. İsterseniz P'ye basarak power tuşuyla araca güç verebilirsiniz. Buradan ismini de değiştirebiliriz. Ne yapalım? Beetle yapalım. Buradan kimin kullanılabileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Private derseniz sadece siz, public derseniz herkes kullanır. Multiplayer bir serverdaysanız, bir lonca kurduğunuzda, bir ittifak kurduğunuzda aşağıda bir de ittifakınızın ismi çıkar. Ona tıkladığınız zaman ittifakınız da kullanır. Bu menüyü çok fazla kullanmazsınız diye düşünüyorum. Çalıştırmak için zaten Y tuşu var, kısa yol. Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? Evet, gidiyoruz. Canavar gibi hovercraftimiz gidiyor. Hatta şöyle V'ye basarak dış görüş açısından da göstereyim. A ve D ile sağ sol, W ile ileri, S ile kendimi yavaşlatıp sonradan geriye gidiyorum. Hızımızı kesebiliyoruz. Q ve E ile de sağa sola yatıyoruz. Bu daha çok şeyde kullanacağız bunu, vessel'larda. Tekrar Y'ye bastım. Makineyi kapattım. F tuşuyla hovercraft'inden indim. Şimdi hovercraft'e bir iki modifikasyon yapalım. Onun için de yine havanın aydınlanmasını beklemek istiyorum. Sabah bekleyemeyeceğim. Hava da tamamen aydınlanmadı. Şimdi bunu hazırladık. Bu artık uçar pozisyonda. Buna bir takım modifikasyonlar yapabiliyoruz. Mesela drill modülü, passenger seat, spotlight. Bunlar sadece zaten bir saniye. Bundan fazlasını da koyabilirsiniz. Ben sadece bunları göstermek için. Drill modül. Adı üstünde drill modül abi. Eşit oldular değil mi? Bu yine mi geride kaldı? Anlamıyorum ya, anlamıyorum. Yani bir şey yapacağım. Ne yaptı bunu böyle? Öne mi koyduk? Anlamadım ki. Evet. Evet. Drill modül maden kazmaya yarayan alet edevat, görüyorsunuz zaten. Şimdi drill modülün yanında bir de ben ne yapayım? Passenger seatleri de koyayım. Bunlar ne işe yarıyor? Hem onları göstermiş olurum. Şöyle daha düzgün duracak. O yüzden iki adet daha. Önünde. Ha yok, tamam. Şimdi passenger seatleri aldım elime. Bu şekilde koydum. Bunlar ne işe yarıyorlar passenger seatler? Yanınızda yolcu taşımanıza yarıyor. Giriyorum, çıkıyorum içine passenger seatlerin göstermek için. Cargo box. Bu da drill yapacağız ya, maden kazacağız ya diyelim ki bu araçla. Kazdığımız maden bu cargo box'ın içerisine düşüyor. Bu da ammo box. Bu ise şöyle arkasına koyayım bunu da. Diyelim ki maden drill yerine ben buna silah taktım abi. Gatling gun taktım. Bu sefer ammo box'ın içine Gatling gun'ın mermisini koyuyorum. Otomatik olarak oradan reload ediyorum. Bunlar da ışık kaynağı,
Şöyle hemen göstereyim. Y'ye bastım, motoru çalıştırdım. Bakın, ışık kaynağı da çalışmış oldu. Şöyle V'ye basarak dışarıdan göstereyim. İlerliyoruz yine canavar gibi. Cayır cayır gidiyor bizim alet. Drill'in stone removal özelliği vardı biliyorsunuz. Böyle taşları ortadan kaldırıyorsunuz. İçinden ore çıkıyorsa çıkıyor. Stone removal değil, biz resource mining'e geçecek. Böyle maden kazabilirsiniz. Uygulama olarak da göstermiş oldum. Bir sürü modifikasyon seçeneğiniz var. Siz, size ne uyuyorsa, ne işinize gelirse onu takarsınız. O şekilde kullanırsınız. Bu şekilde bir hovercraft yapmış olduk kendi elimizle. Biraz tırt oldu ama iş gördü. En azından amacına ulaştı. Şimdi gelelim hazır blueprintlerden nasıl yapıyoruz hovercraft'ı. Hatırlıyorsanız blueprint menüsünden bir base yapmıştık. Tahtadan bir base önceki bölümde. Aynı şekilde hovercraft'lar arasında ben bunu seçtim, bu Dombeli hovercraft'ı. Gerekli malzemeler 148 iron ingot, 128 copper ingot, 95 silikon ingottu. Gerekli malzemeleri input'a koyarak to factory dedim. Şuradan içeri koyarak yaptım, bitti. Library'e geleyim. Bakın şurada hazır konumda duruyor. Bir daha aynı süreyi beklemek istemedim. Ben yapmıştım zaten, başlamıştım. Spawn diyoruz. Niye buraya koymadı bunu? İlla düz bir yer olması mı gerekiyordu? Aynen şey, toprak olmayacak ilk koyduğumuz yer. Buraya koyduk. Şöyle değişik, hoş, küçük bir hovercraft. Girdim içine. Çalıştıramayacağım çünkü içinde yakıt yok. P'ye bastım. İsmini de bunu değiştirebiliyoruz yine. Devices içerisinden fuel tank'a, bunu da göstermiş olayım. Hani diğerine ben açığa koymuştum fuel tankını. F tuşuyla direkt içerisine giriyordum. Access diyoruz. Bu şekilde yakıtı hovercraft'ın içerisindeyken de koyabiliyoruz. Yine P tuşu main'den power on diyerek çalıştırabildiğimiz gibi power off yapalım. Her zaman kullandığım Y tuşuyla. Çok canavar bir hovercraft bu. Bunun bir tek ışığı yok. Ama görüyorsunuz arkasındaki thruster'ı. Tam bir roket. Bildiğiniz, ben buna hovercraft dedim ama bu bildiğiniz şey çıktı. Uzay mekiği gibi çıktı. Böyle hoş küçük bir hovercraft. Malzemesi de çok fazla yapım aşamasında malzeme istemeyen de bir hovercraft. Bu şekilde yaparsanız, kullanırsınız. Hatta bunları da yine motorunu kapatarak, şöyle açık aydınlık bir yere gideyim. Motorunu kapattım, indim. Buna da bir takım modifikasyonlar yapabilirsiniz. Nedir efendim? Şu önünde iki tane lambası var ki birini parçaladık galiba az önce. Buna drill vesaire siz de koyabilirsiniz. Drill koyarak bunu maden amaçlı veya başka şeyler koyarak bunu kullanacağınız amaç için modifiye edebilirsiniz. Hovercraft'lerden bu şekilde bahsetmiş olduk. Sırada small vessel'lar var. Şimdi gelelim small vessel'a. Small vessel yine hazır yapıldığı gibi. Şunu kapatayım. Hovercraft gibi elle de yapıyoruz. Small vessel starter'ı koyduk. Yine kendimizce modifiye edelim. Diyeceksiniz ki sen başka şekil bilmiyor musun? Ya amaç mantığını göstermek zaten.
yerleştirelim. Kısa mesafeli uzay mekikleri oluyor, small vessel'lar. Yine thruster kullanacağız. Şuradan teyit ediyoruz aşağıya bakıyor mu diye. Aşağıya bakan koymamız lazım. Bunda ufak bir fark olacak. Hovercraft'la aynı yapıyorum zaten. Design olarak. Aşağıya bakanı koyduk. Bu arada tabii şey biraz tuhaf oldu ama şurası hiç uğraşmayacağım. Aynen devam edeceğim. Fuel tankımı koydum, jeneratörümü koydum. Buna bir de oksijen tankı koyacağım ki gemi içerisinde uzaya çıkacağımız için, hani gemi içerisinde kaskımızı çıkarttığımız zaman vessel içerisindeki oksijeni kullanacağız. Kaskımızı taktığımız zaman ise giydiğimiz suit içerisindeki oksijeni kullanmaya başlayacağız. Bunu da koyayım. Gösterme amaçlı. İstiyorsak oksijen jeneratörü de koyabiliriz. Giydiğimiz space suit oksijenini bu jeneratörle doldurabiliriz. İki tane aşağıya koydum. Yine iki tane arkaya koyayım. RCS modül olmazsa olmaz yön vermemiz için. İki tane de yana koyacağım sağa ve sola gitme konusunda bize yardımcı olsun diye. Basit yapıyorum, sadece amaç çalışma prensibini görelim yine. Hemen hızlı hızlı yapayım, hatta ben buraları hızlandırayım mı? Şöyle buradayken yukarı çevireyim. Bir tane de yukarıya koyuyorum. Aşağıya inmek amaçlı itici olarak kullanılması için. Şimdi bu şekilde çalışacaktır. Nerede fuel tankı? Üzerinde bir 5 tane fuel olacak. Bu short range warp drive, bu direkt warping yapabilmeniz için, sıçrama, uzay içerisinde sıçrama yapabilmeniz için lazım. Bu da warp tank. Bunları isterseniz eklersiniz. Ancak kısa mesafeli uzay uçuşlarında ihtiyacınız olmayacaktır. Şimdi yine aynı şekilde Y ile P'ye basarak tabii açıyorsunuz, ismini vesaire değiştirebiliyorsunuz, buradan da şey yapabiliyorsunuz. Oksijeni de dolduralım. Manage diyorum, üzerimdeki oksijen tanklarını koyuyorum, %26. Gösterme amaçlı yapıyorum bunu. Çalıştı mı? Çalıştı. Gidiyor muyum? Gidiyorum. Ama yine bir şey unuttum. Küçük bir şey unuttum yine. Şöyle indireyim de. Biraz sert bir iniş yaptık. Neyi unuttum? Tabii ki geriye gitmesini sağlayacak olan thruster'ı unuttum. Bu şekilde çok basit görüntüye sahip. Bu size sadece hani yapmanız gereken ve basit bir vessel için koymanız gereken parçaları gösterme amaçla yaptım. Bunu yine kokpit haricinde yolcu taşımak için koltuk koyarak, yanlarına Gatling gunlar koyarak silah ya da missile launcher, füze fırlatıcı koyarak bunu silahlı hale de getirebilirsiniz. Bunlarla maden kazma işlemi uzaydaki asteroitlerde yapılmıyor. Onun için bu mekikten ayrılmanız gerekecek. Uzaydayken
bu şekilde çalışır haldeyken siz ayrılacaksınız. Jetpack'iniz açık olduğu sürece uzayda zaten rahatlıkla süzülüyorsunuz. Bir de bunlara tabii ki de şey lazım. Landing gear lazım. Bir tane arkasına koyayım. İki tane de şöyle hop. Bunu yanlış yaptık. Onu kaldırırım. Kaldırdım onu. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle birer ufak iniş takımı koydum. Bunun amacı şu, konduğunuz zaman bir yere docking özelliği veriyor size. Mesela base'inizin çatısına koydunuz, dock diye kenarda bir seçenek çıkıyor. Ya da bir capital ship, kocaman büyük devasa bir uzay gemisi var ve bunu içerisine hangarına koyuyorsunuz. Mekiği hareket ettirirken düşmemek için, bu uzay gemisinin düşmemesi için dock yapmanız lazım. Bu iniş takımlarıyla bunu gerçekleştirebiliyorlar zaten. Hop. Evet, Alfa'nın. Şu an ne olduğunu anlamıyorum. Oyunun hataları diyelim. Şöyle indiriyorum. Small vessel'ımı. Bakın sağ altta docked yes oldu. Bir işaretle, sesli bir işaret ile bunu size zaten gösteriyor. Motoru kapattım. İçerisinden çıktım. Yukarıya, arkaya, öne ve aşağıya üfleyen thruster'lar oksijen tankı uzaya çıkmanız durumlarında. Jeneratör, fuel tank, RCS modül, kokpit koyduğunuz zaman en basit halinde bir adet small vessel yapmış olursunuz. Bu arada hasar almış sert inişlerden dolayı. Şu şekilde de bunu alıp elinize repair diyerek hasarlı parçaları tamir ediyorsunuz. Başka hasarlı parçamız yok gibi duruyor. Small vessel en basit şekilde bu şekilde yapılıyordu. Şimdi bir de sipariş usulü, yani malzemeleri toparlayıp blueprintler üzerinden nasıl yapacağız onu görelim hep beraber. Yine blueprintler arasında en az malzeme isteyen bir tane small vessel buldum. O da bu. Şu şekilde bir görüntüsü var. To factory diyoruz. Şuradan malzemeleri koyuyorum. 98 copper ingot koydum. 76 iron ingot koydum. 69 silikon ingot. Start production diyorum. 6 dakika 49 saniye bekliyoruz. Bu bekleme sonucunda yine base gibi, hovercraft gibi bu da hazırlanacak. Yaptığımız küçük vessel bitti. Spawn diyoruz, klasik. Tabi buranın üstüne koyamayacağız bunu yine. Yine çatıya bir yere çıkmamız lazım. Tekrardan tıklayıp spawn diyelim. Şöyle burada, illa burada bu şekilde spawn oldu. Böyle basit ufak. Şundaki şeyi alayım da üzerinde yakıt yok. Fuel'i alayım. Kaçmış 130, kaç tanesini verir bana bu? Hepsini bana verir misin? Yok, içinde küçük bir miktar bıraktı. Bunun içerisinde fuel tankı burada, buradan da koyabiliriz. Küçük zaten bu, ya da içerisine gelip yine P'ye basarak manage diyerek elimizdeki fueli bunun içine doldurabiliriz. Bunun kapasitesi küçük bir fuel tankı olduğu için Y'ye basarak yine uçuyoruz. Yine V ile dış görünüşü alıyoruz. Böyle ufak. Bunda bakın Gatling gun var, ancak mermi olmadığı için atış yapamıyorum. Small vessel'ı da bu şekilde yaptık. Aynı şekilde capital vessel, şimdi sıfırdan hani small vessel'ı yaptım. Capital vessel yapmaya kalkarsam capital vessel çok daha detaylı ve teferruatlı bir araç olacaktır. Çünkü capital vessel'ların kullanım amacı
Daha çok gezegenler arası yolculuk. Tabii bunlarla da yapıyoruz. Small vessel'larla da yapıyoruz gezegenler arası yolculuğu. Ancak capital vessel'lar içerisine small vessel'ları sığdırabileceğiniz docking bölgeleri koyuyorsunuz. Ondan ziyade warp teknolojisini onlarla daha fazla kullanıyorsunuz. Onu da aynı şekilde teker teker böyle parçalar koyarak RCS'dir. Onda tabii 3-5 tane thruster yeterli olmayacak. Devasa yapacaksınızdır çünkü çok fazla kargo bölgesine, kargo kapasitesine ve çok fazla eşya taşıma, silah taşıma kapasitesine ihtiyacınız olacaktır. Büyük savaşlar atlatacaksınızdır capital vessel'larla. Aynı şekilde böyle yine kokpitidir. Hatta kokpit koltuğu oluyor. Büyük kapalı bir kokpit yapabilirsiniz kendi elinizle. Böyle bir kokpit de kullanabiliyorsunuz. Büyük kokpit koltuğu kullanıp etrafını siz çevreleyebiliyorsunuz. Onları yapmak çok vakit alacak. Çok üzerine düşülür. Eğer Blueprint'ten yapmak istiyorsanız da yine burada bakın Capital Vessel'lar var. Malzemeleri de burada aynı şekilde. O şekilde de yapabilirsiniz. Capital Vessel'ı sıfırdan yapmak biraz uğraştıracak. Bir oynanış serisi çekersek orada bir Capital Vessel işine girişebiliriz. Bu bölümde hovercraft, small vessel ve capital vessel'dan bahsettik. Nasıl yapılırlar, nasıl üretilirler, ne şekilde yaparsanız sizin işinizi görür. Basit birer de örnekle göstermeye çalıştık. Bir sonraki bölümde uzaya çıkmadan önceki hazırlıklardan bahsedeyim diyorum ve eğer yapabilirsek de yörüngede bir uzay istasyonu ziyaretine gidebiliriz. Uzayda madencilik nasıl yapılır? Ondan bahsedelim istiyorum bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde bizi uzaya çıkış öncesi hazırlıklar ve uzay madenciliği, asteroid madenciliği bekliyor olacak. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.